Spor ve Çocuk'tan mutlu günler değerli izleyenler. Bugün Ataşehir'de bulunan Minicim'deyiz. Çocukların spor aktivitelerinden renkli görüntülerine ve tabii ki de özel röportajlarımıza kadar tüm ayrıntılar şimdi Spor ve Çocuk'ta. Minicim kurucusu Cemil Bey ile birlikteyiz. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce sizi tanıyarak başlayalım. 1974 doğumluyum. Spora 9 yaşında tenisle başladım. İlerleyen yıllarda 16 yaşında basketbola başladım. Basketbolu ileri seviyede birincilik, ikincilik takımlarında oynayarak devam ettirdim. Şu anda beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Tenis dersleri veriyorum. Ve Minicim Spor Akademi'de basketbol takımının çalışmalarını da ben sürdürüyorum. Minicim Spor Akademi'yi tanıyarak devam edelim Cemil Bey. Evet. Baktığımız zaman çok renkli alanlarınız var. Neler söylemek istersiniz? Minicim Spor Akademi'nin nasıl yola çıktığından başlamak isterim. Benim iki tane çocuğum var. Büyük olan, şu an 10 yaşında olan Yiğit, 3 yaşında jimnastiğe başladı. Sporun altyapısı olarak bildiğimiz ve doğru başlangıcın bu olduğunu düşündüğümüz jimnastik tüm sporların atasıdır, anasıdır. O yüzden bu şekilde başlangıç yaptık. Yola çıktığımızda bazı eksikler gördük jimnastik branşının yapılmasında. Bu hataları ya da gördüğümüz eksikleri biz yapmamak için böyle bir oluşumun içine girdik. 5 yıl önce başladığımız Minicim Spor Akademi serüveni bugün 150 tane çocuğa jimnastik branşında ulaştı. Veli memnuniyeti, çocukların kazanımları fiziksel ve psikolojik olarak çok çok ileri seviyelerde iyi durumlara geldiği için büyüme yoluna gitmeye karar verdik. 3 yaşında başlayan çocuklarımız şu anda 8 yaşındalar. Bir seneden beri basketbol oynayanlar var. Voleybola yönlenmiş olan kızlarımız var. Minicim bizim için çok doğru yolda ilerleyen, bizi gururlandıran bir şekilde yoluna devam ediyor. Bir eğitmen kadronuz var? Jimnastikte 4 kişilik bir grubuz. Basketbolda 2 kişiyiz. Voleybolda 2 kişiyiz. Bu şekilde çocuklarla yoğun olarak hafta sonları çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hafta içi gruplarımızda şu anda sadece jimnastik branşında çalışmalarımız var. Hafta sonu gruplarımızda jimnastik yine lokomotif branşımız. Oradan büyüyen çocuklar da diğer branşlara yetenekleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda yönleniyorlar ve gelişimlerini velilerimizle birlikte son derece iyi şekilde gözlemleyebiliyoruz. Cemil Bey, ders programlamanızdan da bahsedelim isterseniz. Yeni başlayan çocuklar için nasıl bir başlangıç gerçekleştiriyorsunuz? Bizim için Minicim Spor Akademi'nin tercih edilme nedeni çok önemli. Biz fiziksel destek verdiğimiz, onun gelişimini sağlamak gibi bir misyon edindiğimiz gibi aynı zamanda
psikolojik açığın da giderilmesi, çekingen olan çocukların daha aktif halde kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Buradaki amacın bize gelen 2 yaşında, 2,5 yaşındaki çocuklarda öncelikle motorik gelişmelerin basamaklamasını, çalışmasını hesaplıyor ve ondan sonra ona göre bir program izliyoruz. İlerleyen yaşlarda, ilerleyen gruplarda çocukların müsabık sporcu olmasını sağlıyoruz. Okul takımlarında yarışmalarını sağlıyoruz. Ama birincil hedefimiz jimnastik branşında milli sporcu yetiştirmek değil. Böyle çocukları bulduğumuzda tabii ki kaybetmiyoruz ama burada yaptığımız iş sporun altyapısını verebilmek ve tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Psikolojik olarak onlara destek verebilmek, mutluluklarını daha ileriye taşıyabilmek ve kendine güvenen bireyler yetiştirebilmek. Amaçlarımız bunlar. Eğitimleriniz ayrılıyor mu peki? Şöyle, bebek jimnastiği adı altında başladığımız çalışmalar bir sonraki aşamada küçük jimnastiği, ilerleyen yaşlarda seviye belirlemeden sonra çemberdir, kartfildir, bu tarz yapabilecekleri branşlara göre seviyeleri belirleniyor ve her grubun kendine özgü çalışma programları oluşturuluyor. Bazı gruplarda 2009'lular varken bazı gruplarda 2009'lularla 2011'lilerde bir arada oluyor. Onların seviyesiyle alakalı olarak bir antrenman programı belirlendiği için onları yan yana çalıştırabiliyoruz. Az önce değindik ama aile katılımından da bahsedelim istiyorum ben. Burada çocuklar eğitim görürken aynı zamanda aileleri de onları izleyebiliyor mu? Bizim için velilerimizin çocukları görmesi açısından hiçbir sıkıntı yok. Ama çocuklarımızın velilerini görmesi dikkat dağınıklığı açısından bizim için çok önemli. Küçük yaş grubu dediğimiz yani bebek jimnastiği ve 3 yaşa kadar olan gruplarda veli destekli antrenmanlar yapabiliyoruz. Ama daha büyüklerde, buraya alışan çocuklarda, bizim bünyemizde çalışan çocuklarda antrenman esnasında kapalı devre televizyon sistemiyle kafemizde çaylarını, kahvelerini içerken çocuklarını izleyebiliyorlar ama çocukları onları görmüyor. Böylelikle antrenmanların çok daha verimli geçtiğini düşünüyoruz ve bunları da yaşayarak görüyoruz. Minicim Spor Akademi'nin gelecekteki hedefleri nelerdir? Sporu seven çocukların büyüyüp 20-30 yaşlara geldiğinde de sporsuz yaşayamayan bir nesil olmasını hedefliyoruz. İçimizden çıkacak elbette ki çok başarılı sporcular olacaktır. Bunların oranı bizim sporu sevdirdiğimiz kişilere oranladığımızda çok düşük kalabilir. Ama sporu seven, sağlık için spor yapan ve sporu arkadaşlık, kardeşlik için kullanan kişilerin oluşmasını, böyle bir toplumun oluşmasını sağlamak için hizmet etmeye çalışıyoruz. Size katılmak isteyen ailelerimiz nasıl iletişime geçebilirler sizlerle? Minicim Spor Akademi'nin hem web sayfasını hem Facebook'u takip ederek bize ulaşabilirler. Orada iletişim bilgilerimiz, yerimizin nerede olduğu her biri var. İlk çalışmalarımız zaten bizim misafirimiz olarak başlıyorlar. Deneme çalışmaları adı altında yapıyoruz. Böylelikle çocuklarımızı tanıyoruz. Sonra hangi gruba dahil olması gerektiğini birlikte velimizle konuşarak karar veriyoruz. Artık Minicim ailesine katılmış ve burada büyüyen yeni çocuklar, yeni nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.
de annelerimizden Pınar Hanım'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Ne kadar süredir Minicim ailesiyle birliktesiniz? Son 3 aydır Minicim'e geliyoruz. Ela şu an 3,5 yaşında kızım. Jimnastik yaşı 2 yaşına düştüğünü bilseydim inanın 1 sene önceden başlamış olurdum. 3 yaşını doldurduktan sonra başladık. Nasıl karar verdiniz Pınar Hanım? Ela fiziksel hareketlerinde geri kalmış bir çocuk diyebilirim. Daha doğrusu tembel. Daha kolay hareket edebilsin, biraz kasları güçlensin adına başladım. Biraz da toplu bir çocuk. Son 3 ayda da ciddi anlamda farkını gördüm gerçekten. Ne gibi farklılıklar oldu? Ne gibi gelişimler gözlemlediniz kızınızda? Mesela merdiven çıkmaları daha kontrollü, kendi başına yapabiliyor. Ya koşarken daha dengeli koşuyor. Takla atabilmesi benim için mucize gibi bir şeydi. Çünkü gerçekten dengesini zor sağlayan bir çocuktu. Takla atıyor. Çok keyif alıyor. Ayrıca ben hiç spor yapmamış bir anne olduğum için bu yaşta çocuğumu başlatıp bunu bir disiplin şeklinde, bir hayat tarzı şeklinde öğrenmesi adına getiriyorum. Her gün gelebiliyor musunuz Minicim'e? Her gün gelemiyoruz. Ela zaten düzenli olarak okula gidiyor ve okulda da başka spor alanlarında da bir şeyler yapıyorlar. Buraya haftada 2 gün birer saat geliyoruz. Peki Pınar Hanım, şu an spor sizin ve Ela'nın hayatında ne gibi bir yer kaplıyor? Yani Ela'nın çok keyif alarak geldiği bir aktivite olarak. Şu an spor olarak algılayıp algılamadığını açıkçası emin değilim. Ama çok keyif alıyor. Benim için çok önemli. Yani spora bence çocukken alışırsa insanlar düzenli olarak devam ediyorlar. Ben bir türlü alışamadım. O alışsın, bir yaşam tarzı şeklinde devam etsin istiyorum. Gelecekte hedeflediğiniz bir planlama var mı Ela için ve kendiniz için? Allah kendim için yok. Ela için zaten jimnastik hocamızın da verdiği bilgi doğrultusunda bütün sporların temeli. İlk 3 sene jimnastik yaptıktan sonra o yaşta da artık kendi başına ilgi alanına ve becerilerine göre kendisi bir seçim yapar. Minicim'de annemiz Şizan Hanım'la birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Ne kadar süredir Minicim ailesiyle birliktesiniz? Yaklaşık 3 aydır. Peki Ayzen buranın dışında farklı sporlarla da ilgileniyor mu? Nasıl başladınız buraya? Buraya bir arkadaşımızın tavsiyesiyle başladık. Zaten her zaman sporların farklı dallarıyla da ilgilensin istiyorduk. Daha önce yüzme sporuyla da ilgilendi. Fakat daha sonra temeli olan jimnastikle de spor hayatına devam etsin istedik. O nedenle doğru bir başlangıç yaptığımıza inanıyoruz. Buraya o şekilde başladık. Nasıl bir gelişim kaydetti kızınız? Neler söylemek istersiniz buradaki aktivitelerle ilgili? Vallahi her şeyden önce disiplini öğreniyorlar. Hani beden koordinasyonu dışında. Tabii onun dışında kollarının güçlenmesi, kas yapılarının güçlenmesi. Bunlar da çocukların gelişimi açısından çok önemli. Bu şekilde yani birçok kazanımları oldu tabii ki olumlu anlamda. Hem vücut yapısı da düzeldi. Ne bileyim işte fazla kilolarından bile kurtuluyorlar çocuklar. Şimdi çocuklar biraz fazla yedikleri için işte kilo alabiliyorlar. Dolayısıyla vücutları da düzeliyor bu anlamda. Annelerin spora yönlendirmesinin önemini zaten hepimiz biliyoruz. Sizler de bu konuda örneksiniz. Tebrik ediyorum sizleri. Neler söylemek istersiniz çocuklarımızın daha da çok spora yönlendirmesiyle ilgili? Tavsiyeleriniz nelerdir? Yani mümkün olunca tabii çocukların boş zamanlarını spor ve sanatsal etkinliklerle devam ettirmeleri önemli. Yani çocukların mutlaka her çocuğun bir spor dalını profesyonel anlamda yapması gerekiyor. Ki artık günümüzde zaten her çocuk bir şeyler yapıyor. Ama hatta bir değil iki spor dalı bile olması hem çevresel anlamda da çocuğa bir katkı sağlar. İşte düzgün arkadaşlıkları kazanması anlamında da bence olumlu bir etkisi olur hayatlarına. Hem de o disiplini almaları bütün hayatı boyunca mutlaka işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani çok önemli.
Gymi'nin minik öğrencilerinden Ayzen'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Sporu seviyor musun Ayzen? Birazcık sohbet edelim istiyorum seninle. Tamam. Sporu seviyor musun? Hangi sporları yapıyorsun? Takla. Başka? Umut. Harika. Peki favori hareketin nedir? Unutmuş olabilirsin, heyecanlanmış olabilirsin. Peki minicime her gün geliyor musun? Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Birazcık bahseder misin bize? Biz taklalar atıyoruz, umutlar yapıyoruz, zıplamalar yapıyoruz. Bir de galiba unutmuşum. Galiba unutmuşsun. Peki arkadaşların aran nasıl burada? Hemen geliyorlar ama. Bazen geç kalan da olabilir. Evet. Geç kalıyor ama ben önce gelmiştim galiba. Sen her zaman zamanında geliyorsun o zaman. Evet. Spora. İyi mi? Hı hı. Spora kimle geliyorsun buraya? Annemle ve babamla. Harika. Onlar da sana destek oluyor burada. Evet. Peki seviyor musun onların burada seni izlemesini, sana böyle bir şeyler söylemesini? Evet. Harika. Peki gelecekte yapmak istediğin bir şeyler var mı? Evet. Neler yapmak istiyorsun mesela okulu bitirdikten sonra ileriki zamanlarda? Oyun oynamak istiyorum. Minicim'in minik sporcularından Arda ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Arda, az önce seni birazcık izleme imkanı buldum. Bayağı tehlikeli hareketler yapıyorsun. Ne kadar zamandır bu sporları yapıyorsun? 2-3 yıldır yapıyorum. Beğeniyorum yani. Ben de yapmayı seviyorum. Tehlikeli oluyor. Bir kez elimi vurmuştum ama yine de güzel. Ben böyle bir minik sporcu görünce birazcık tehlikeli gibi görüyorum ama senin için artık hepsi çok kolay. Evet. Yani o kadardır yaptığıma göre yani yapacağım. Arda, her gün geliyor musun buraya? Evet. Nasıl geçiyor burada zaman? Neler yapıyorsunuz? Yani ilk önce ısınma hareketleri, sonra orijinal şeyler, sonra işte özele geçiyoruz. Peki senin okul dışında dışarıda bakacak olursak yaptığın farklı spor branşları var mı? Yani evet var. Evet var. Eskrim mesela. Eskrim yapmayı seviyorum. Tenis seviyorum. Harika. Tenis veya eskrimle ilgili gelecekte bir hedefin var mı? Evet, aslında var. Olur yani. Milli sporcu olarak da görebilir seni belki. Belki. Evet, olabilir yani. Ben de hiç bilmiyorum. Peki minicime kimle geliyorsun? Babamla geliyorum yani. Nasıl karar verdiniz buraya gelmeye peki ilk başta? Zaten burayı babam gördüğü için, Metan Hoca babam olduğu için ben de ona oğlum biraz torpille. Yani oğul olduğum için anlaşılıyor zaten. O zaman tabii şöyle de bir avantajım var. Buranın dışında evde de babanla bolca sporla ilgili vakit geçirebiliyorsunuz. Evet, gerçekten de öyle oluyor. Minicim'de Mehmet Emre ile birlikteyiz. Merhaba. Benim adım Mehmet Emre. Senin adın Mehmet Emre. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. Mehmet Emre, her gün geliyor musun buraya? Evet. Hangi sporları yapıyorsun mesela? Favori bir hareketin var mı burada? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Her yerde oynuyorsun. Her türlü aktiviteyi yapıyorsun o zaman. Evet. Evet. Okula gidiyor musun? Evet. Yeni mi başladın? Hı? Yeni mi başladın okula? Hayır. Bayağı oldu o zaman. Kimle geliyorsun buraya? Bilmiyorum. Sadece annem ya da babam. Annen ya da babanla geliyorsun. Halam ya da anneannem.
Harika, bütün aileyle geliyorsun. Ne kadar şanslısın Mehmet Emre. Peki buradaki arkadaşlarınla aran nasıl? Beraber oyunlar oynamıyor musunuz? Oyunlar oynamıyoruz. Burası. Neler yapıyorsunuz? Takla atıyoruz. Harika, atabiliyor musun peki takla? Bravo sana. Zor gelmiyor mu? Zorlanmıyor musun hiç? Zorlanmıyorum. Evde deniyor musun peki burada yaptıklarını? Deniyorum. Bayağı zorlayıcı o zaman senin için. Minicim de Alp'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Alp, spor yapmayı seviyor musun? Evet. Neler yapıyorsun mesela? Takla atıyorum, armut yapıyorum. Basketbol, voleybol, tenis oynuyor musun? Oynamıyorum. Oynamayı düşünüyor musun? Hayır. Şu anda bunları gidiyorsun o zaman. Evet. Kimle geliyorsun minicime? Ablamla geliyorum. Ablamla geliyorsun, harika. Peki buraya gelirken heyecanlanıyor musun? Evet. Burayı çok seviyorsun. Evet. Arkadaşların aran nasıl? İyi. Mesela bir arkadaşım var mı? Özellikle onunla atıyorum takla atmayı çok sevdiğin, beraber vakit geçirmeyi sevdiğin. Yok. Herkesle oynuyorsun o zaman. Evet. Her gün geliyor musun buraya? Evet. Peki yorulmuyor musun eve gittikten sonra? Neler yapıyorsun? İşte oyununu oynuyorum. Eve gittikten sonra da oyun devam ediyor. Evet. Cem'in miniklerinden Yaprak'la birlikteyiz. Merhaba Yaprak. Merhaba. Sporla aran nasıl? Spor yapmayı seviyor musun Yaprak? Seviyorum. En sevdiğin spor branşı nedir mesela? Takla atmak. Takla atmak. Burada çok yapıyor musun o hareketi? Yapıyorum. Zor olmuyor mu? Yorulmuyor musun? Yorulmuyorum. Kimle geliyorsun minicime? Annenle mi babanla mı? Annemle. Ve babamla. Harika. Peki buradan gittikten sonra evde neler yapıyorsunuz? Resim yapıyoruz. Bir de oyunlar oynuyoruz. Peki sana şunu da sormak istiyorum. Örneğin eve gidiyorsun, dinleniyorsun, oyunlar oynuyorsun. Beslenmen nasıl? Neler seversin, neler yersin? Şey seviyorum. Muz. Bir de kavun. Kavun ve muz. Şaşırtıcı, harika. Minicim de güzeller güzeli İnci ile birlikteyiz. Merhaba İnci. Nasılsın? İyi. Sporu seviyor musun İnci? Burada neler yapıyorsun? Biraz anlatır mısın bize? Unuttun galiba. Birçok arkadaşınla sohbet ettik birazcık. Onlar takla atmayı çok seviyor. Sen de seviyor musun? Denedin mi hiç takla atmayı? Evet. Her gün geliyor musun minicime? Ama geliyorum ama bazen gelmiyorum. Bazen gelemiyorsun. Neden? Çünkü... Yağmur yağıyor bazen. Doğru. Hava koşulları kötü olduğu zaman gelemiyorsunuz. Evet ama yağmur yağıyor bu havada. Doğru, şu an yağıyor. Peki annenle birlikte mi geliyorsunuz minicime? Evet. Babamla değil de annemle babamla bakıyorlar. Onun için öyle yapıyoruz. Harika. Buradan çıktıktan sonra çok yoruluyor musun İnce? Eve gidince dinleniyorsundur. Evet. Neler yapıyorsun eve gidince? Biraz anlatır mısın bize? Yakalarımla oynuyorum. Hazırlarımla yapıyorum. Yaka
kadar güzel, aktivitelerin bol. Mesela çok büyük toplantı yapıyorum. Nasıl? Gerçekten mi? Evet. Nasıl geçiyor toplantılar? Şeyleri üstüne koyuyorum, beşten koyuyorum, sonra büyük oluyor. Harika. Okula gitmiyorsun o zaman daha, değil mi? Evde devam ediyor aktivitelerin. Daha bakıyoruz. Gitmek istiyor musun peki? Çok. Yeni arkadaşlarla tanışmak istiyorsun, yeni oyunlar oynamak istiyorsun, değil mi? Evet. Çok, çok görmek istiyorum. Harika. Ben eminim ki ileride çok başarılı bir sporcu da olursun, öğrenci de olursun, değil mi? Evet. Peki bize son kez neler söylemek istersin buradan seni izleyen arkadaşlarına, annene? Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Yok aslında ama... O zaman biraz düşün, daha sonra söylersin belki. Öpüyorum onları. Öp o zaman. Spor ve Çocuk'ta bugün Minicim'e konuk olduk. Çocuklarla birlikte renkli görüntü ve aktivitelerimizle ekranlarınıza geldik. Bir sonraki bölümümüzde farklı spor branşlarıyla sizlerle olacağız. Hoşça kalın.